Selamlar. Bugün React Native'de kurulumu işleyeceğiz. Kurulum sonrasında da proje inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Terminalimizi açtıktan sonra burada yeni bir proje oluşturacağız ve projeyi oluşturacağımız yolu öncelikle seçmemiz gerekiyor. Bunun için en baş direktörde buradayken bizim cd desktop deyip desktop'a gitmemiz lazım. Bu Windows'lar için de aynı şekilde ilerliyor. Desktop'tayken mpx create expo app diyoruz. Sonrasında da projeye vereceğimiz ismi yazıyoruz. Ben proje 1 diyeceğim. Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi masa üstümüzde klasör oluşturuldu ve içerisine proje oluşturulmaya başlıyor. Biraz zaman aldıktan sonra projemiz hazır hale geldi. Aşağıda da size yapmanız gereken işlemleri söylüyorlar. CD diye projenin içerisine gidip komutları vererek çalıştırabilirsiniz. Ancak biz daha farklı şekilde çalıştıracağız. VS kodumuzu açıyoruz. VS kodu açtık diyelim. Masa üstünden aldığımız projeyi bunun içerisine bırakarak projemiz artık bunun içerisinde. Ve terminalimizi kapatıyoruz. Artık terminalimizi VS kodu içerisinde açacağız. Yukarıda terminalden new terminal diyerek aşağıda demik terminalimizin VS Code içerisinde olan halini kullanmaya başlayacağız. Şimdi projemizi oluşturduk. Burada baktığınızda klasörlerimiz var. Klasörlerimizin içerisinde ne gibi yapılar var? Bunu inceleyelim. En başta baktığımızda assets diyor. Assets'in içerisinde bizim image'lerimiz olacak. Yani fotoğraflarımız, görsellerimiz veya da herhangi bir şekilde dışarıdan kattığımız fontlarımız olabilir. Bunların hepsi bunun içerisinde bulunacak. Node Modules'a geleceğim daha sonrasında. Ancak burada nokta var. Bu proje başlangıcı olarak gösteriliyor. Biz projelerimizi GitHub'a gönderiyoruz. İlerleyen derslerimizde göreceğiz. Projemizi düzenli olarak versiyonunu kontrol etme, her güncelleme dağıttığımızda o taraftan kontrolünü yapabilme ve başkasına da projemizi paylaşmayı sağlıyor aynı zamanda. Git'e atarken işte buradaki git sayfası içerisinde yazan yollar veya da klasörler git'e atılmayanlar oluyor. Yani git'e özel dosyalarımızı atmıyoruz. Özel dosyalarımızı atmamamız gerektiği için otomatik olarak burada bazı dosyaların ismi yazıyor. Burada özellikle yazılanlarda nodmucuz büyük olduğu için ve bu gerekli olmadığı için hani bir install aşamasıyla tekrardan yükleyebiliyoruz ve büyük bir modülü internetteki barınma alanımıza göndermemize gerek yok şu an için. Bunu iptal ediyoruz. Bir yandan da .env gibi gizli şifrelerimizin olduğu dosyalar var. Bunları bu tarafta yayınlıyoruz. Yani buraya yazdığımızda GitHub'a gönderilmiyor. Bundan dolayı burayı da buraya ekliyoruz ve diğer önemli dosyalarımızı da bu taraftan çıkartıyoruz. Ya da önemsiz kullanmamamız gereken, atmamamız gereken dosyaları da buraya yazıyoruz ve GitHub'a projemiz aslında bunlar olmadan atılmış oluyor. App.js'e gelecek olursak bu App.js dediğimiz dosya bizim yazılımlarımızı yapacağımız, kodlarımızı yazacağımız yer. Ama bunun yanına başka dosyalar da açıp başka dosyaları bunun içerisinde de çalıştırabiliriz. Ancak genel olarak mantığa baktığınızda burada import dediğimiz mantık şu. Status bar otomatik olarak geliyor. Bu status bar nedir? iPhone'larda, Android'lerde bir sürü cihazda yukarıda gördüğünüz işte şarj, internet çekiyor çekmiyor yukarıdaki küçük bir bar var ya böyle gördüğünüz onun temsilcisi orayı değiştir edebiliyorsunuz bazen özel bir yapı sağlıyor bu bize. React Native'den import edilen buradakilerin hepsine bir native komponent yani core komponent olarak geçiyor. Core komponent nedir? Aslında bunlar arka planda farklı kodlarla hazırlanmış. Bizim kullanımımıza hazır. Ancak React Native'in içerisinde dahil bir şekilde gelen bir kod. Bu kodlar bizde style sheet dediği tasarım vermemizi sağlıyor. Text dediği içerisinde adından anlaşılacağı gibi yazı yazmamızı sağlıyor. View denilen şey de container aslında bir sınırlar çizmemizi sağlıyor. Bir kutucuğun içerisine iki buton koyacaksak işte kutucuk bu view'lerle yapılıyor. Şurada da gördüğünüz gibi. Buradaki komponentler daima en tepede view'leri barındırmak zorunda. Bir ekran size'ın eğer komplesini bile kullanacaksak bunu yazıp view ve ekranın hepsini kullan diye emir vermemiz gerekiyor. Baktığınız gibi burada view'in içerisinde şurada açılış teki, şurada da kapanış tegi var. Bunlara tag diyoruz. Ve aynı zamanda açılış kapanış tegi ile bu, bu başlangıç tegidir. Bu da bir bitiş tegidir. Yani bu view açıldı, bu da kapandı. Bunun ikisi arasına yazılan her şey buradaki view konteynerinin kurallarına tabi olmak zorundadır. Başka bir view yazılsaydı onun içerisinde başka kurallar Style yazıp bir parantez bıraktığımızda içerisine style değerlerimizi girebiliyoruz style değerlerini aşağıda ayrı bir şekilde de girebiliyoruz. Bunun içerisine kendimiz de yazabiliyoruz. Örneğin burada style sheet dediği yukarıdakinde create dediğinde normal parantez ve süslü parantez açıp içerisine vereceğimiz style'ların isimlerini koyabiliyoruz. Aslında şuradaki görmüş olduğunuz container ismi sizin de ismini verebileceğiniz farklı bir style ismidir. Örneğin bu style'ımda ben container'ıma style verdiğim için adını container koyuyorum. 2.3 nokta üst üste ve obje formatında açıyoruz. Biz JavaScript derslerinde görmüştük. Bu bir objedir. Objenin içerisinde keysler ve valuesler olmak zorundaydı. Buradaki değerlerimiz bunlar. Buradaki değerleri temsil eden isimler de buradan geliyor ve hepsinin sonunu virgül olmak zorunda. Vermediğinizde hatayla karşılaşacaksınız. Ve yukarıda da Styles diye bir değişkenimiz var ve içerisinde bir style sheet oluşturulmuş. İçerisinde de birden fazla style var. Örneğin bu aşağıya yazdığımda da sub container diyebilirim. Buraya yazdığımda süslü parantez açtım. Buna da background color olarak arka plan rengini de black veriyorum örneğin. Bu şekilde de yazabiliyorsunuz. Buradaki hashtagli renk kodlarıyla da yazabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra örneğin iki tane style değerimiz var. Bunları aynı yerde kullanmaya gerek yok. Farklı ya farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Styles değişkeni ismi size aittir. Styles senin herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Burada işte style'lar aşağıda kullanılan birden fazla style anlamına geliyor. Bunu gördüğünüz zaman styles içerisindeki container kısmını mı, sub container kısmını mı bunu view için kullanacağız. Bunu seçiyoruz. Örneğin nedir? Container. Şimdi objeler içerisinde bir değere ulaşmamız gerektiği zamanlarda alt olarak keysini kullanmak gerekiyor. Yani stylesin içerisinde bir obje var. Bakın burası da baştan sona bir obje ve içerisinde objeleri barındırıyor. Styles'ın içerisindeki hangi style'ı kullanacağız? Burada gördüğünüz gibi styles nokta container dersek buradaki container'ın içindeki değerler gelecek. Yani nedir? Flex 1 denilen bütün ekranı kapla. Background color FFF bu beyaz oluyor. Arka plan rengi beyaz olsun. Align item center ve justify content center'da işte yatay düzlemde ve dikey düzlemde ekrana ortalanmasını istediğimiz elementleri buraya yerleştiriyoruz. Örneğin burada text var burada styles container kullandığımız için yani şuradaki container değerlerini kullandığımız için bu text hem dikey düzlemde hem yatay düzlemde ekrana ortalanmış olacak. Ekranın arka plan rengi beyaz olacak ve flex 1 dediği 1 yani %100 anlamına geliyor aslında baktığınızda. Ekranın tamamını kaplayacaktır. Bundan dolayı içerisine koyduğumuz şey Tüm ekran içerisinde ekranın en ortasına gelecek. Status bar aynı şekilde çalışmayacak. Çünkü bu statüs barın özelliği sadece ekranın en tepesine yerleşmesidir. Bu şuradaki kurallara tabi olmuyor. Sub container dediğimizde içerisine ekstradan bir view yazsaydık. Mesela bir view yazıp aşağısına bir text yazdık ve buna da test text diyelim. Buraya yazdıktan sonra eğer buradaki view'in içerisine bir bu style değerini girseydik nasıl girecektik? Style yazıyoruz zaten kendisi tamamlıyor eşittir deyip süslü parantezimi açtıktan sonra styles'ımızı alıyoruz buradan. Buraya yazıp nokta koyuyoruz. Sonra da sub container'ımızı alıyoruz. Diyoruz ki sub container buraya gelecek ve sub container'ı da burada tanımlamış olduk. Nasıl? Aynı yukarıda olduğu gibi. Şimdi bu sub container'ın içerisindeki şu text, test text yazısı background black olarak gelecek arka planda. Yani şu view'in aslında çizdiği container bu şekilde gelecek. Ancak şimdi bir container'ımız varsa bunun büyüklüğünü belli etmemiz gerekiyor. Belirtmemiz gerekiyor. Bu nedir? Sub container içerisinde background color var ama ekranda herhangi bir yer kaplamıyor. Background color var ama ekranda dikine veya da yatay düzlemde yer kaplaması gerektiğini belirtmedik. Bunun yolu da örneğin width değeridir. Burada width değerini örneğin 100 piksel tutsun diyoruz. Virgül height değeridir. Height değerini de örneğin 100 piksel bir kare olsun diyoruz. Karenin içerisinde bir yazı olacak. Bu şekilde de tanımlayabiliyoruz. Bunun tamamen başlangıcı bu şekildedir. Ancak biz JavaScript'te functionlar görmüştük ya aslında bu komponent komple bir function'dır. Nereden anlıyoruz? Export Default Function App diyoruz. Aslında sadece şunları sildiğimizde gördüğünüz gibi şurası bir function. Burası bir function yapısı içerisinde. Export Default mantığı da şu şekildedir. Export edeceğiz. Yani bu komponenti biz yazıyoruz ama kullanılabilir hale gelmesi için erişilebilir olması gerekiyor. Export erişilebilirliği sağlıyor. Default ne? Default ne demek? Burada birden fazla function olabilir. Ancak export olarak yani bu app.js içerisine gelip de tek tek burada app'i seçip ya da başka bir function seçmek yerine burada default olarak varsayılan function bu oluyor. Ve bu function'ı direkt baz al. Yani bu function'ı direkt muhatap al anlamına geliyor. Application'ımız app.js içerisindeki bütün bu kodları bizim ekranımızda karşımıza çıkartıyor. Default bu anlama geliyor. İleride sadece export kullanımında göreceğiz. Buradaki app yazısı function'ın istediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz bir yapıya sahip. Yani diğer başka dosyalarımızı oluşturduğumuzda oradaki dosyalar örneğin burada bir login ekranı yapacağız. Giriş ekranı yapacağız. Giriş ekranı ismi vererek devam edeceğiz. İçerisine yazdığımızda return yazmak zorundayız. Ne diyorduk biz? Return yazmadığımız durumda konsol çıktılar elde edebiliyoruz. İşte alarm çıktısı elde edebiliyoruz. Ancak function'ın temel mantığı return'le bir değer döndürmesidir. Bir değer illa bir sayı bir çıktı değil. Aynı zamanda şunlar HTML tag'leri olarak geçiyor. Ekrana yansıyan görsellerimiz, UI'larımız tasarım tarafı olarak düşünebilirsiniz. Function burada bitiyor. Bakın function'ın dışında yazdığımız style değeri de kendi içerisinde style, style sheet.create'den bir function oluşturuyor aşağıda geldiğimizde buradaki değerleri yukarıdaki function içerisinde kullanmaya izin veriyor. App.js'i ileride daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Gelelim App.json noktasına. App.json noktasında da burası bizim uygulamamızın versiyonunu, diğer yapılarını, kullanacağımız sistemleri yani markete attıktan sonra olan birçok şeyi bu tarafta kontrol ediyoruz. Bu da örneğin neyle başlayabiliriz? Projemizin ismi. Projemizin ismi burada neyse uygulamayı markete attığımızda da o tarafta çıkacak birçok yerdeki ismi olur. Market ismini değiştirebilirsiniz ancak burada yazdığınız önemlidir. Alttaki burası bir slogan. Aslında buraya istediğinizde yazabilirsiniz. Application'ınız markette öyle gözük. Şimdi versiyona geldiğimizde burada her application'ımıza güncelleme yaptığımızda bu versiyonu artırmamız gerekiyor. Bu versiyonu artırmanın kuralları sektör bazlı işte 1.0.1 olarak da devam edebilir. İsterseniz burada burayı 2 de yapabilirsiniz. Burayı 1 de yapabilirsiniz. Ancak genelde işlem mantığı şuradaki sıfırlar direkt artmaz. En sondan başlayarak 1.1. Çünkü çok fazla güncelleme göndereceksiniz. Burayı 100. ya da 90. update olarak hiçbir application'da görmediğinizi fark edersiniz zaten. Aşağıda birçok yapısı var. Aykın dedi işte gördüğünüz gibi uygulamayı telefonumuza indirdiğimizde telefonumuzun içerisinde o uygulamanın bir tane e, ekran ikonu olacaktır. O gördüğünüz fotoğrafı vardır ya yuvarlak, kare gibi onları burada tanımlıyor. İşte ekran açılır açılmaz ekrana gelen bir görsel oluyor. Yükleniyor ya da herhangi bir şeyde reklam falan geliyor bazen. Ee, o görselleri de buraya yüklüyoruz. Bu hareketsiz olmak zorunda. Splash screen dediğimiz şey hareketsiz olmak zorunda. Animasyonda yapamıyorsunuz. Videoda yayınlayamıyorsunuz burada. Sadece bir tane fotoğraf, JPEG ya da PNG ya da benzer image formatlarında olmak zorunda. İleride uygulamamızı markete atarken iOS'a özel, Android'e özel de ayrı işlemler yapacağız. Aynı zamanda bildiğiniz gibi React Native web alanında da bir proje üretmenizi sağlıyor. Bu yüzden web tarafında da bunları üretebiliyorsun. Babel kısmına geldiğimizde bununla şu an ilgileneceğimiz bir konumuz yok. Bunu geçebiliyoruz. Pitch Lock JSON'ı silmemeye dikkat edin. Bunun içerisinde projemizin tüm bilgileri detaylı bir şekilde yazar. Ancak package JSON şuradaki kısma geldiğinizde bizim bazı önemli şeylerimiz de burada bulunuyor. Bunlar nedir? Örneğin Main dediği buradaki çalıştırdığı mantık bizim application'ımızın aslında yazıyor ama hangisinden başlayarak çalıştırmaya başlayacağız? Buradaki yapıyı oluşturuyor. Bunu biz şu an değiştirmiyoruz. Zaten Expo bizim adımıza da hallediyor bunu. Aşağıda script denilen yerleri iyi okumanız gerekiyor. MPX Expo Start yaptığımızda biz start işlemini gerçekleştiriyor. Ancak direkt Expo Start tire tire iOS yazdığımızda sadece iOS tarafı için, web tarafı için ya da Android için kullanabiliyoruz. Bunları ayrı ayrı çalıştırabiliriz. Ancak Expo Start dediğimizde proje genel olarak çalışıyor. Sonra I'ye bastığımızda iOS, A'ya bastığımızda Android olarak da çalışıyor. Zaten W'ye kullandığımızda da webde açılabiliyor projemiz. Dependency bölümüne geldiğimizde uygulamamız içerisinde başkalarının yazdığı 3. parti API diye geçiyor. Başkalarının yazdığı bir görsel diyelim. Ben bir özel buton hazırladım. Bu butonu attım bu npm sitesine gidiyor. npm sitesinde benim hazırladığım özel animasyonlu, özel renkli, özel tasarıma ait bir butonu kullanacaksınız diyelim. Onu projenize dahil etmeniz gerekiyor. Install etmeniz demek oluyor bu. İndirdiğinizde burada dependency yani neleri indirdiniz? Burada hepsi gözüküyor. Bu varsayılan olarak kendisi expo, expo status barı, react, react native falan indiriyor. Bunları silmeyeceksiniz. Ancak ekstradan indirdiğiniz paketleri burada göreceksiniz. Neden önemli? buradaki Expo'nun kaçıncı versiyonu oldu? Burada React Native'in kaçıncı versiyonu olduğu çok önemli. Örneğin GitHub'da başkasının bir projesini buldunuz, beğendiniz, indirip incelemek istiyorsunuz ancak çalışmıyor. Hemen geleceksiniz burada React Native'e bakıp 0.72'ymiş. Buna göre gerekli olan bazı gereksinimler var. Bunu ileride göreceksiniz. Bunlar bizim için versiyon kodları önemli anlamına geliyor. Çünkü gördüğünüz her paketin en son versiyonu her zaman React Native ya da Expo için geçerli değildir. Özellikle Expo tarafında React Native CLI'dan bir tık geride versiyonları kullanmanız gerekebilir. Yani bir şeyin en son sürümünü kullanmak her zaman iyi anlamına gelmiyor. Bundan dolayı bu dosyamız bizim için önemli. Bu dosyada indirdiğimiz paketlerin ismi burada, versiyonları burada yazdıktan sonra sadece aşağıda proje içerisindeyken biz, şurası önemli, npm install yazıp şu şekilde iyi yazacaksınız ya da install da yazabilirsiniz. Enter'a bastığımızda Node modules dosyası oluşturuluyor. Bunu silebiliyorsunuz. Ama bunu silmediğiniz sürece tekrardan install yapınca Node modules dosyası bu bizim paketlerimizin klasörlerinin içerisinde barındırıyor. Çok uzun bir klasör. İçerisinde kullanım kullanmadığımız birçok şey var. Hiç dokunmayın. Silemezsiniz de zaten bunları. Bunların içerisinde bir sürü hazır paket bulunuyor ve bizim işimize yarıyor. Burayı da kullandıktan sonra bu kullanmanız gereken yapıları şu an hali hazırda yaptığınız için gerekli değil. Ancak başkasının projesini kullandığınızda gerekli olacaktır npm install yapmanız. Daha sonrasında da bu tarafı bitirdiğimiz için bizim projelerimiz şurada sekmelerimiz olarak açılıyor. Örneğin bir sayfamız burada buraya açtık. Bir sayfamız burada buraya açtık. Ancak şurası farkındaysanız italik ve yam versiyonda duruyor. Burası işte başka bir dosya açtığınızda bu dosyanın yerine açılmasına neden oluyor. Diyelim ki bu dosya dursun her tıkladığım yeni bir sekme olarak açılsın istiyorum. O zaman üzerine iki kere tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi italik normale döndü. Bu saatten sonra başka bir dosya açtığımızda yan tarafa açılıyor. VS Code'da projenin genel yapısı bu şekildedir. Kodlamaya da buralardan başlayarak devam edeceğiz.